Merhabalar, ben Kökte İskoçya'da Kasanın 47. bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümde ne yapacağız diye soracak olursanız ilk olarak birkaç bir şey göstereceğim. Biraz daha yavaş konuşmayı öğrenmem lazım. Evet, ve bu arkadaşımız bitmiş. Bu arkadaş nedir diye soracak olursanız Track Remover. Evet, bu arkadaş sayesinde tüm tracklerimizi kaldırdık. Bu hariç. Ve bu. Salamander Man. Sesini duydum ama. Neyse. Evet, şimdi bu bölümü ne yapacağız diye soracak olursanız. Asıl ne yapacağız diye soracak olursanız daha doğrusu. Şimdi bana... Interface pipe lazım. Ve... Broadcaster lazım. Neyse, hepsini alalım. Ve biraz da... Stockkeeper lazım. Üç tane daha yap. Blue Limar yapmayı öğretmemiş miydim ben sana? A-Network, gene mi kafam karıştı? D-Network'lerin böyle bir sıkıntısı var. On tane yap. Peki bunlarla ne yapacağız? Bana biraz da interface. Eski dostum. Level limiter. Bir dört tane daha yap. Bunun yanı sıra senden. Biz aşağı inene kadar bunlar hazır olur. Gelelim. Elmalarımızı alalım. Size yaptığım ufak bir deneyi göstereceğim. Valla! Nasıl çalıştığını açıklamamla gerekecek fakat bunun yerine direkt... Direkt... Gözünüz önünde bir tekrar yapsam çok daha süper olur diye düşünüyorum. Oyun çöktü. Evet ve geri döndüm. Multipart'la alakalı bir problem olmuş, onu düzelttim. Evet, şimdi gelelim. Bir fazla göz çıkartmaz. Ve fanım coştu. Burada precision'lara ihtiyacım yok çünkü... Yok. Evet. Çünkü artık yeni kullandığım bir sistemde precision'a gerek yok. Direkt... Basic yeterli. Çünkü normalde hatırlarsanız ki... girişi... Çıkış kısmı pardon. Kapıyordum. Artık direkt makineyi kapıyorum. Nasıl mı diye soracak olursanız... Redstone Machine Controller. Nasıl çalışıyor diye... Yapılışı çok basit. Bu şekilde. Ya da bu şekilde. Evet. Bunları basitçe makinenin arkasına koyuyorum. Ve eğer şuraya bakacak olursanız... Bunlar redstone sinyali almadığı sürece makineyi çalıştırmıyor. Tabii eğer screwdriver'la ters tıklarsanız invert modunu alacak, yani redstone sinyali aldıkları takdirde çalışmamaya başlayacaklar. Peki bana ne kazandıracak? Evet. Şimdi bize ne lazım?
Burada nelerimiz var? Titanyum, stil, alüminyum ve ayran. Aa, bu arada unutmadan artık ön tanımlı stilimiz Railcraft'ınki. Şimdi bize gerekenler. Tin. Tin mi hanım? Bunun yanı sıra Titanyum zaten var. Kapır gerekecek. Silikon gerekecek. Ama silikonumuz yetmeyecek. Bunun yanı sıra sizler de gidin. Evet. Sevgili Interface, gel buraya. Ve bunun yanı sıra bana Sol ve Concrete. Teşekkürler. İlk olarak bizim şurayı ve şurayı bir de şurayı kapatmamız lazım. Çünkü pipelarımızın bu inventörlere bağlanmasını istemiyoruz. Ardından sen kendi içerisinde bir tane copper, bir tane tin, bir tane silikon tut sürekli. Teşekkürler. Ardından gel gelelim. Eğlenceli parça. Stockkeeper. Sen sürekli bir adet silikon tut. Ama önce bir şey ayarlamamız lazım. Ve Emi Network ile bağlantıyı bir kesmemiz lazım. Tabii enerji hattıyla değil. Bir silikon ingot. Gir. Tabii buna bir adet de şuraya bir adet item broadcaster koymamız lazım ve gördüğünüz gibi buraya bir adet silikonu koyuyor. Ardından silikon plate'imizi alalım. Level emitter'larımızı bağlayalım ve level emitter'lar şu modda olacak. Yani 32 tane silikon olduğunda redstone sinyalini kes. Sen de henüz belli değilsin. Şimdi sana ne koyalım? Sana tin. Tin mi hanım? Bir adet tin. Ve gir. Bu neden çalın? Ha doğru. Redstone sinyali almıyor çünkü. Ve sen... Simplate'imiz var mı? Evet var. Sen... Bir stack template alayım ben. Copper plate'i o kadar çok kullanmadığımızı hesaba katarsak... Copper plate'te otuz iki tane olacak. Copper'ımız da gitti.
32 copper plate olduğunda redstone zilini kesecek. Güzel. Şimdi geriye kalan şey... Cable. Mini cable. Gelin bakalım. Evet, şurada ne şekilde bağlamışım? Bu şekilde, tamam. O zaman burada da benzer bir biçimde bağlayacağım. Ve zemini de güzel bir materyale çevirdikten sonra gerçi buraya gerek yok. Ama evet. Sonra sen ve sen de buradan bağlan. Evet. Ve sonrasında da bunu Emi Network'ümüze geri bağladığımızda çok güzel manzaralarla karşılaşacağız. Böyle hoş şeyler olacak. Peki, bu sistemi açıklayalım. Şu arkadaş burada birer tane tutuyor bundan. Ve bu arkadaşlar da bunların içinde aynı anda birden fazla olmamasını sağlıyor. Bunun bize kattığı avantaj, sistemimizde her daim yeterli sayıda maden bulunuyor ve onları boşa harcamıyoruz. Diğer yöntemde sürekli burada bir 64 tane ingot, 64 tane de plate boşluğu olacaktı. Fakat bu yöntemde makine direkt devre dışı kaldığı için... Bir saniye. Şu an senin... Bunu söylememen lazım. Tamam. Evet. Sistemde... Bakalım plate'ler. Copper plate'leriniz güzel bir biçimde. Al, bronze plate. Evet. Yeni arkadaşımızı bulduk. Bronze. Aha. Sen de bronze olacaksın. 32 tane bronze. Sizden de 32 tane bronze olduğunda redstone sinyali ver. Sanın da item stock keep. Bunu ayarlayalım. Bir adet bronz. Sen bronzu hangi ara yaptın? Yok, 32 tane bronz yok. O zaman sen neden çalışmıyorsun? Ha, çalışıyor, tamam. Bu şekilde... Tamam, sen tinsin. Ve bu arkadaşları da bu şekilde döşeyeceğiz. Evet, bu sayede hep gereken bir sayıda yer alacak ve Emin Network'ümüzü de boşuna yormamış olacak. Logistics Pipes olsaydı bunu biraz daha rahat bir biçimde yapabilirdik. Fakat yine de gayet güzel bir biçimde hallettik her şeyi.
Evet, tüm fabrikamız bu mantık üzerine kurulacak artık. Diğer arkadaşlarsa biraz daha ilginç ilerleyecek. Şimdi öncelikle bana buradan silikonlarımı ver. Silikonlarımız burada pişiyor. Evet. Bakalım madenlerimiz ne durumda işlenme konusunda. Uranyumlar sanırım bitti. Evet, redstone'lara geçilmiş. Güzel. Evet, uranyumlarımızı şöyle atalım. Evet, plütonyumlarımızı şöyle koyalım. Evet, halloldular. Şu modüler kartlar biri diğerinin duplicate'i. Şöyle koyalım. Evet. İşlerin karışacağı kısım ise şu arkadaşlar. Bu arkadaşları da yeniden yazacağım. Yeniden hazırlayacağım. Ve unutmadan... Sen overclock falan mı kondu? Bu sesi çıkartmaman lazım. 16 EU kullanıyorsun sen. Aa yok. Bazıları 24 kullanıyormuş. Neyse, sağlık olsun. Ufak bir enerji sıkıntısı problem yaratmaz bunlarda, değil mi? Iron template'den şimdi nasıl işlemiyorsun? Tabii Iron kullanan zibilyon tane makinemiz olduğu için. Sen de. Peki. Copper 32. Bronze 31. Chromium 36. Evet, bu artık çalışmıyor. Bu 64'de ayarlanmıştı zaten. Çünkü template'i çok kullanıyoruz. Bu bittikten sonra bitmesi lazım. Tabii doğru ayarlandıysa. Evet, doğru ayarlandı. O zaman neden durmuyorsun sen? A doğru çalışıyor çünkü ben salak gibi bu ikisine şu upgrade'imizi takmayı unutmuşum. Tamam, artık durması lazım. Evet. Teşekkürler. Evet, şimdi plate'lerimize bakalım. Biraz bronze plate sayımız biraz fazla oldu. Silikon ama olsun. Ardından bana ne lazım? Başka neyin plate'i lazım bana? Wire mill'lerimizi bir alalım. Varmiller de benzer bir mantıkla döşenecek fakat biraz daha farklı. Öncelikli olarak sizler gidin.
Sizler de gidin. Evet, burası temizlendi. Sen de git. Siz de gidin. Ve siz de azıcık gidin. Kalıları daha sonra döşerim. Tekrardan döşerim. Şimdi burada biraz düşünmemiz lazım. Ne şekilde dizeceğiz? İlk olarak şu gereksiz arkadaşlarımızı atalım. Transformer'lar siz de geçici olarak gidebilirsiniz. Evet. Şimdi yapmamız gereken şeyler öncelikli olarak birine sürekli plate beslenecek. Ha, gerçi onları buraya değil, başka bir yere döşeyeceğim. O yüzden bunları daha sonra bırakacağım. Ve şu plate vending machine'lerimizi ihtiyaç duyduğumuz başka hangi plate'imiz var? Kapı yaptık. Gold gerekecek. Ama gold'u şimdilik halletmeyelim. Gold'u elle besleriz şimdilik. Chrome plate kesinlikle gerekecek. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Yine aynı biçimde. Cable'lar. Ardından Transformer'lar. Transformers. Sen işin git. Ve aşağıya yönelin. Teşekkürler. Ardından level limiter'ımız yok. Ve basımız yok. Bir tane. Interface'lerin bir kısmını atabilirim. Bir. Ne istiyorsun? Prosesörün yok. Şu prosesörleri de bir ara çok güzel bir biçimde otomatikleştireceğim de hangi ara bilmiyorum. Önce MJ zımbırtımızı. Neydin sen? Bas. Ve elma. Ve inventörümde plütonyum da tozu taşıyorum. Minecraft. Şimdi evet, adamımız doyduğuna göre buraya gelip 5 tane level limiter. O da iyiymiş. Level limiterlerimizi şu modlara getirip bayağı düşük bir FPS alıyorum da fark edilmiyor nedense. Ardından Plate Bending Machine.
ardından da şu güzel dostlarımız. Evet. Evet, bu sessiz kısımlarından rahatsız oluyorsunuz biliyorum ama aklıma söyleyecek bir şey gelmiyor. Ne yapalım? İğrenç espri de yapmamı istemezsiniz. O yüzden. Şimdi gel gelelim. Sizlere. Hayır, sen oraya değil. Ardından. Aslında üstten dolaştırmak yerine direkt alttan dolaştırabilirim bu düzenekte. Evet. Evet, çok daha mantıklı olur. Ama bu arada şimdilik şunları koymasam çok daha mantıklı. Bir yandan da. Ve şunları da. Çünkü programlamasını yapacağız. Evet. Galiba sen. Sen ve sen. Teşekkürler. Ardından. Eski dostumuz interface. Coverlar. Şu arkadaşlar. Bunları bu moda getirmek işe yarar bir şey. Ve interface pipe'lar. Çok fazla adında interface yer alan şey kullanıyoruz bu yapımda. Ama gerekiyor. Peki. Stock keeper'lar. Gelin bakalım. Sen bir adet Chrome tutacaksın. Her daim. Neyin içinde? Bunun içinde. Tamamdır. Ve sen de sistemde 32 tane Chrome plate olduğunda duracaksın. Evet, şimdi bu böyle kalsın. Diğerleri ne olabilir? Ah. Ingotlarımıza bir bakalım. Titanium zaten var, alüminyum var, zinc, brass. Brass. Stainless steel şu an elimde otomatikleştirmesi yok, o yüzden bunu elle yapacağım. Bronze, nikel, brass olacak. Red alloy, hayır, gold, lead, titanium. O zaman şimdilik sadece brass. Gayet mantıklı bir seçenek gibi gözüküyor. Evet, sürekli bir adet brass tutulsun burada. Neyin karşılığında? Gerçi şu çipleri de gerek yok artık da. Ben ne olur ne olmaz diye koyuyorum bir.
Evet. Böyle bir hile başvurduktan sonra sen Chrome süper. Ve ardından geriye kalan tek şey Network'ü buradan bağlamak. Buralara glass fasat koyacağım. Makul bence. Bu taraf tamamlandığına göre. Evet, bu çalışmıyor çünkü ona şu arkadaşı koymadan bu arkadaş çalışmayacak. Tamam. Gereksiz derecede çok yapmasın diye bunları koyalım. Evet. Böyle misler gibi bir düzeneğimiz var. Sanırım bölüm burada bitirsem güzel olabilir. Ama biraz. Glass. Cobblestone Structure Pipe. Bu iki can dostumuzu aldıktan sonra gelelim. Bunun içine bırakalım. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Kötsüz köfteni günler. İyi eğlenceler.